Değerli izleyicilerimiz, bugünkü Toraks Derneği'nin Halk Kongresi'ne hoş geldiniz. Ancak oturumumuza başlamadan önce maalesef üzüntülü bir haber aldık. İzmir ve çevresinde çok şiddetli bir deprem olduğunu ve çevre illerde de çok şiddetli bir şekilde hissedildiğini öğrendik. Umarız can kaybı ve mal kaybı olmaz. Burada bu depremi yaşayan bütün halkımıza geçmiş olsun dilemek istiyorum. Bugünkü konuşmamızda akciğer damarlarındaki pıhtının tehlikeli olup olmadığı ve özellikle de COVID hastalığı ile ilişkisini konuşmak istiyoruz. Bu konuşmayı ben yöneteceğim. Sevgili arkadaşım Doçent Doktor Züleyha Kaya da sorularımıza yanıt verecek burada. Ben İstanbul Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı'nda öğretim üyesiyim. Züleyha Kaya da, Sayın Doçent Doktor Züleyha Kaya da aynı şekilde aynı klinikte çalışıyoruz. Kendisi de İstanbul Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi. Aynı zamanda Toraks Derneği Klinik Sorunlar Çalışma Grubu sekreteri olarak görev yapıyor. İsterseniz konuşmayı çok uzatmadan geçmek istiyorum. Sevgili Züleyha Hocam, acaba akciğer damarlarını da tıkanıklık dediğimiz zaman neyi anlıyoruz? Ne demektir bu hastalık? Her şeyden önce akciğerlerimiz, vücudumuzda dolaşan kanın oksijen seviyesini arttırmak ve bunu diğer organların sunumuna sağlamak için, sunumuna iletmek için kalbe ileten bir organımız biliyorsunuz. Çok geniş bir damar ağıyla akciğerlerimiz bu görevini üstlenmekte. Bu damar ağında, bu damarlarda pıhtı veya herhangi bir materyalle tıkanıklık söz konusu olduğunda çok önemli bir hastalık olan akciğer embolisiyle karşı karşıya kalıyoruz. Bu son derece önemli bir sağlık sorunu olan bir hastalık. Bu pıhtılar genellikle vücudumuzun alt kısmında, yani baldır damarlarımızda, derindeki baldır damarlarımızda ortaya çıkıp oradan kan akımıyla akciğerimize ulaşmakta. Tabii vücudun diğer damarlarında da pıhtılar oluşabilir. Kollarımızda, karın damarlarımızda da oluşabilir. Bunların akciğere bir şekilde ulaşmasıyla bu hastalık ortaya çıkıyor. Ve bu tıkanıklığın yarattığı kan akımındaki yavaşlama diğer bütün organlarımızın fonksiyonlarını riske ediyor. Ve fonksiyon kaybına neden oluyor. Bu nedenle de bazen hayatı bile tehdit edebilecek önemli bir hastalığa neden olmakta. Çok güzel Züleyha Hocam. Peki kimler risk altında? Yani hepimiz risk altında mıyız? Hepimizde akciğer damarlarımızda tıkanıklık olabilir mi? Yoksa belirli bir grup var mı özellikle riskli olan? Evet Gülfer Hocam, özellikle hareketsiz kalmamıza neden olan durumlar, önemli bir hastalık nedeniyle hastaneye yatmak, ameliyat geçirmiş olmak, kırık nedeniyle hareketsiz, uzun süre hareketsiz istirahat halinde kalmak, uzun süren uçak yolculukları, otobüs yolculukları, bazen gebelik nedeniyle ortaya çıkan hormonlar, kanser nedeniyle ortaya çıkan bir takım vücudumuzdaki maddeler ve hormonlar bu hastalık için risk oluşturan durumlar. Felçli olup da bakıma muhtaç olup hastanede yatmak ya da evde gününün çoğunu yatakta geçirmek zorunda kalan kişiler özellikle akciğer embolisi için riskli durumlarda olan kişilerdir. Peki Züleyha Hocam, saydıklarınızın arasında aslında oldukça ciddi durumlar da var. İşte ameliyatlardan söz ettiniz, kanser hastalarından söz ettiniz. O zaman bu hastalık sizin söylediğiniz gibi riskli bir hastalık gibi duruyor. Gerçekten böyle bir riski var mı? Hatta hani ölüm riski ne kadardır ya da nasıl olabilir bu hastalarda? Bu konuda fikir verebilir misiniz bize? Evet, bu son derece önemli bir sağlık sorunu olan bir hastalık, riskli olabilen bir hastalık ve riskin boyutunu gösteren şey pıhtının ne kadar çok damarın pıhtıyla tıkandığı, pıhtının büyüklüğü ve altta yatan, yani kişinin sahip olduğu kalp akciğer hastalıkları gibi daha küçük pıhtılar nedeniyle de tablonun zor sıkıntıya girebileceği ve riskli olabileceği durumlar, riski belirleyen faktörler bu hastalarda. Hayatı tehdit edici bir sağlık problemi olabilir. Bu nedenle hızlı tanı konulup hızlı tedavi edilmesi gereken bir durum ki çünkü tedavi edilemez, gözden kaçarsa %30'lara varan kaybedilme riski var bu hastalığın. Ama erken müdahale edilir, tedavi edilirse bu oran %2'lere düşüyor. Bu nedenle kişilerin şikayetlerini göz ardı etmemesi ve acil birimlere başvurması gereken bir durum.
Yani hakikaten riskli bir durumdan söz ediyoruz. Yani demek ki fark edilmezse %30'lara varan ölüm riski de ciddi bir durum. Peki o zaman biz hangi durumda ya da hastalarımız hangi durumda bu pıhtıdan ya da akciğerine pıhtı attığından şüphelenmeli? Hangi şikayetler olduğunda bir sağlık kuruluşuna başvurmalı? Bu hastalığın en önemli özelliklerinden biri ani ortaya çıkıyor olması. Yani daha öncesinde olmayan, birdenbire ortaya çıkan bir göğüs ağrısı söz konusuysa, ki bu ağrı sanki göğsümüze, sırtımıza bıçak saplanıyormuş gibi batıcı karakterde bir ağrı olmasını bekliyoruz. Nefes almamıza engel olan, hareketle, eforla artabilen bir göğüs ağrısı karakterinde olmasını bekliyoruz. Yine ani ortaya çıkan nefes darlıklarında yine bu hastalık aklımıza gelebilir. Bazen de kanlı öksürük, öksürük tek başına da olabildiği gibi ağızdan kan gelmesi, yakınması da bu hastalığın bir belirtisi olarak karşımıza gelebilir. Eğer hastalık ciddi boyutlardaysa bayılma, fenalık hissi gibi durumlarla da karşı karşıya kalabiliriz. Bu gibi şikayetleri olan, ani ortaya çıkan, göğüs ağrısı, nefes darlığı olan, kan tüküren kişilerin mutlaka bir acil birime başvurması gerekmekte bu nedenle. Peki Züleyha Hocam, dediniz ki göğüs ağrısı, göğüs ağrısı önemli bir semptom, önemli bir şikayet bu hastalarda. Ama biz biliyoruz ki kalp hastalarında da göğüs ağrısı oluyor. Yani bir kalp krizi geçirirken de kişi göğsünün ağrıdığından şikayet edebiliyor. Bu hastalar peki yani ayırt edici bir özelliği var mı? Bu hani akciğer pıhtısına bağlı, ön planda akciğerden kaynaklanıyor ya da ön planda bu kalp krizi geçiriyor dedirtecek bir farkları var mı göğüs ağrısının? Çok haklısınız. Birbirleriyle karışabilen iki durumdan söz ediyoruz. Ancak ağrı karakterleri birbirinden farklı genellikle. Özellikle kalp hastalıklarında, kalp damarlarımızdaki tıkanıklıklarda göğsümüzün orta kısmına biri oturmuş, sıkıştırıyormuş gibi baskı tarzında bir ağrı olmasını bekliyoruz. Ama akciğer embolisinin ağrısı biraz daha batıcı karakterde. Nefes almaya engel olan, bıçak saplanır gibi bir ağrı. Bu yönüyle ayırt edebiliriz. Ama her zaman bu ayrı yapmak, yani dört dörtlük kitap bilgisi gibi şikayetler olmayabilir. Birbirleriyle pekala karışabilir. Peki. Peki bir de dediniz ki hocam bacaklardan pıhtının atıp yukarıya gelmesinden bahsediyoruz sonuç olarak. Bir alt ekstremitelerden, yani bacaklardan kalkıyor ve akciğer damarlarına tıkıyor. Bacaklarda bir semptom ya da bir görüntü yaratabiliyor mu? Bir şikayet olabiliyor mu bu kişilerde? Evet, çok iyi hatırlattınız Gülfer Hocam. Bacakta büyük oranda, %70 oranında baldır damarlarında, derindeki damarlardaki pıhtılardan menşei alıyor bu sorun. Bu nedenle bacakta birinde diğerinde olmayan şişlik, kızarıklık, ağrı olması, üzerine basamama gibi yakınmalar olması burada bir pıhtı olduğunu öngörmemizi sağlayabilir. Bu da yine kişilerin önemsemesi gereken şikayetlerdir bu hastalık için. Evet, çok teşekkür ederiz. Yani hakikaten pek çok şikayetle geliyor. Bacaklardan tutun da işte nefes darlığı, kan tükürmeye kadar. Peki teşhisi zor bir hastalık mıdır? Hangi yöntemlerle teşhis koyabiliriz biz bu hastalığa? Teşhis için pıhtıyı göstermeyi hedefliyoruz. Pıhtıyı göstermek için en fazla yararlandığımız görüntüleme yöntemi akciğer tomografisi. Damardan verilen bir ilaç yardımıyla akciğer damarlarını görüntüleyip pıhtıyı görüntüde saptamayı hedefliyoruz. Ya da bacaktan menşe aldığını söylemiştim. Bacaklara ultrasonla bakıp oradaki pıhtıyı da göstermek bir teşhis yöntemi olabilir. Hem hastalığın tanısını diğer hastalıklardan ayırt etmek, hem hastalığı gösteren bir takım belirteçleri kullanmak ya da şiddetini ortaya koymak için bir takım kan testlerinden de yararlanabiliyoruz bu hastalığın teşhisi için. Ama hangi testleri yapacağımızı, hepsini birden mi yapacağız, bir kısmını mı yapacağız, bunların kararı hekimin inisiyatifinde ya da hastanın durumunun aciliyetine göre sırası değişebilir, testlerin seçimi değişebilir. Hekimin karar vereceği bir süreç, teşhis süreci. Anladım. Yani bu hastalıkta o zaman mutlaka pıhtıyı bir şekilde göstermek gerekiyor. Gerek bacak olsun ultrason yöntemiyle, gerekse tomografiyle o pıhtının akciğer damarını tıkadığını göstermek gerekiyor, değil mi hocam? Yani evet. Bunda netiz. Evet. Peki bu kadar ciddi bir hastalıktan bahsettik ve dediniz ki konuşmanızın başında bu hastalık özellikle de ağır, 60'ta %30'lara varan ölümden bahsettik. Neyle tedavi ediyoruz? Tedavi parametre, yani tedavide kullandığımız ilaçların özelliği nedir hocam?
Evet, yaşamı tehdit eden bir hastalığı konuşuyoruz. Bu nedenle bu hastalıkları büyük oranda hastaneye yatırarak bu hastalarımızı tedavi etmeyi tercih ediyoruz. Tedavide kan sulandırıcı ilaçlardan yararlanıyoruz. Bu ilaçlar hap formunda olabilirler. Hastanın ciddiyetine göre deri altına uygulanıyor olanları var. Ya da damardan serum şeklinde verdiğimiz 24 saat boyunca serum olarak uyguladıklarımız var. Yani kan sulandırıcı ilaçlardan faydalanıyoruz. Çok ciddi hastalık durumunda pıhtı eritici ilaçlardan da yararlandığımız oluyor. Bazen bu ilaçları veremediğimiz hastalarımız oluyor ya da ulaşamadığımız ilaçlara durumlar olabiliyor. Bu gibi durumlarda da kateter yardımıyla ya da cerrahi olarak pıhtının çıkarılması çok nadiren bu yöntemlere ihtiyaç duyuyoruz ama bunların da kullanımı söz konusu olabiliyor tedavi için. Peki, kan sulandırıcı ilaçlar dediniz. Dolayısıyla pıhtılaşmayı önlemek için bir taraftan kanı sulandırıyoruz. Ama öbür taraftan bir riskimiz var mı? Yani kanı sulandırırken hastayı başka bir riskle karşı karşıya bırakıyor olabilir miyiz acaba? Evet, tedavilerde kullanılan hiçbir ilaç da masum olmadığı gibi bu ilaçlar da masum değil. Bir takım yan etkileri ve riskleri olabilir. Burada söz konusu olan en önemli risk kanama riski. Ancak hayatı tehdit eden bir hastalık söz konusu. Bu durumda hekimler olarak biz hastalığın yarattığı ölüm riskiyle ilaçların yarattığı yan etki ya da kanama riskini bir teraziye koyarak bir karar veririz. Yani bir kar zarar hesabı yaparız bu gibi durumlarda. Ve eğer aldığı hayati tehlike daha ön planda bir riskse o zaman bu ilaçların bazı yan etkilerini göz ardı ederek tedavimize ekleriz. Bu gibi durumlarda evet bu ilaçlar kanama riski oluşturuyorlar ancak çoğunlukla yönetebildiğimiz az miktarda küçük kanamalara neden oluyorlar ama nadiren de ciddi kanamalarla karşı karşıya kaldığımız durumlar olabiliyor. O zaman hastaları tabii çok dikkatli olmalarını söylemek gerekiyor herhalde işin başında ne gibi risklerle karşı karşıya olduklarını, hangi durumda ne yapmaları gerektiğini ya da bir kanama olduğunda herhalde acile ya da hekimine başvurması gerektiğini söylemek gerekiyor bu hastalarda. Evet, bu bilgilendirmelerin yapılması son derece önemli. Travmalardan sakınmaları konusunda uyarmak ve başka kan sulandırıcı ilaçlar gerektiğinde bunları kullandığını hekimine iletmesi, bir girişim söz konusu olduğunda bir ameliyat, diş çekimi gibi bir işlem yapılacağı zaman bu tarz ilaçları kullandığını mutlaka bildirmesi gerektiği konusunda hastalarımızı uyarıyoruz ve ilaç tedavileri başlamadan zaten onamlarını alarak başlıyoruz. Bu son derece önemli bir konu. Evet. Züleyha Hocam, piyasa ismine değinmeden hangi ilaçlar olduğunu çok kabaca söyleyebilir misiniz? İçeriklerini bu ilaçların. Heparin türevi ilaçları kullanıyoruz kan sulandırıcı olarak. Deri altından ya da serum olarak ve hap formu olan ilaçlarımız da var. Sonra onlarla devam ediyoruz. Peki, şimdi gelelim güncel konumuz tabii ki şey var, COVID-19. Ve COVID-19'da aslında biliyoruz ki bu demin bahsettiğiniz kan sulandırıcı ilaçları da kullanıyoruz. Özellikle bakanlığımızın yayınlamış olduğu rehberde doğrultusunda. Acaba niye bu ilaçları COVID-19'da kullanıyoruz ya da COVID-19'da bir pıhtılaşma için ayrı bir risk faktörü var mıdır? Ki bu kadar hani dikkat ediyoruz buna bu ilaçları kullanmak açısından. Evet, süreçteki COVID enfeksiyon sürecindeki deneyimlerimiz gösterdi ki bu olgularda rastlantısal olmayan bir şekilde akciğer embolisi veya vücudun çeşitli yerlerinde pıhtı oluşması daha fazla olduğu görüldü. Bu farklı bir takım mekanizmalarla ortaya çıktığı düşünülmekte. Olası mekanizmalar bu virüslerin damar duvarında hasar yapması olabilir ya da enfeksiyon sürecinde ortaya çıkan bir takım maddelerin pıhtı oluşumuna meyil yaratması olabilir. Ya da her hastane yatışı gerektiren durumda olduğu gibi burada da ya da evdeki istirahatlerde ortaya çıkan hareketsizliğin kan akımını azaltması nedeniyle pıhtı oluşumuna bir meyil ortaya çıkıyor. Ve bu gibi nedenlerle COVID hastalığı seyrinde de akciğer embolisi görebiliyoruz. Bu nedenle de biz bu hastaların tedavisinin bir parçası olarak kan sulandırıcı ilaçları da kullanıyoruz. Süreçte de kullandık ve kullanılması gerektiği de yapılan araştırmalar, otopsi çalışmalarının verilerine dayanarak gerekli gibi görünüyor.
Peki Züleyha Hocam, bir aspirin olayı var son günlerde bildiğiniz gibi. Aslında aspirini oldukça sık kullanıyoruz ülkemizde. Gerek ağrı kesici olarak kullanıyoruz, gerekse kalp hastalıklarında koruyucu olarak da kullanıyoruz. Ancak biz biliyoruz ki COVID'de de, COVID-19'da da aspirinin yeri var mı? Son dönemlerde bu tartışma ve bununla ilgili çalışmalar da yayınlanmış durumda. Acaba benim sormak istediğim, mesela aspirin COVID'den korur mu? Ya da COVID sırasında aspirin vermeli miyiz bu hastalara? Aspirinin ne gibi bir etkisi olur? Bu konudaki fikriniz nedir acaba? İkinci sorunuzla başlayayım. Bu konuda bir yayın da geldi. Aspirinin COVID enfeksiyonu nedeniyle hastanede yatan hastalarda ölümü, aspirin kullananlarda ölümün daha az olduğu, yoğun bakım ihtiyacının makineye bağlanma yani entübasyon dediğimiz durumun daha az olduğu gösterildi. Yani COVID nedeniyle hastane yatan hastalarda pıhtıdan koruyucu tedavilerin yeri var. Elimizdeki bilimsel veriler hem heparin türevi diğer ilaçlar için hem aspirin için de bunu gösteriyor. Ancak ilk sorunuza gelecek olursam, aspirin kullanmak bu hastalıktan korur mu? Böyle bir verimiz, bilgimiz maalesef yok. Mevcut bahsi geçen, gündemde olan çalışma da zaten geriye dönük yapılmış, kanıt düzeyi çok yüksek olmayan tek bir çalışmadır. Ve hastanede yatmakta olan COVID hastalığı olan hastalar üzerinde yapılmış geriye dönük bir analizdir. Yani aspirin kullanınca COVID olmazsınız sonucu çıkarabileceğimiz bir çalışma değildir. Bu nedenle kimse kendi inisiyatifiyle gidip aspirin kullansın diyemeyiz. Böyle bir yorum çıkaramayız, böyle bir öneri yapamayız. Kaldı ki bu kararı da kar zarar hesabını hekimin vermesi gerekiyor. Risk grubunda fayda görecek grubu hekimin belirleyip karar verip önermesi önemlidir. Tek yayınla bu yorumu yapmak doğru olmayacaktır. Aynen öyle. Yani sonuçta diyorsunuz ki özellikle COVID olan, yani COVID teşhis edilen hastada, hastanede yatan hastalarda özellikle hekimin kararıyla kullanılabilir. Yoksa aspirinin hiçbir koruyuculuğu, yani hastalıktan koruyucu gibi bir özelliği yoktur Böyle diyorsunuz. Bir bilgimiz, bir bilimsel verimiz yok. Ama demin bahsettiğiniz kan sulandırıcıları özellikle ağır COVID hastalarında, ağır zatürresi olan hastanede yatan hastalarda pıhtı atmaz kullanıyoruz bunları. Ve ölümü de bu grupta azalttığını gösteren bir yayın var elimizde. Evet. Peki ben bu arada bir şey sormak istiyorum. Gerçi bir önceki konuşmada da gebelikle ilgili konuşuldu. Şimdi gebelik bir risk faktörü dediniz hocam. Hastalar gebelikte benzer şikayetlerle geldiğinde bu bahsettiğiniz tetkikleri yaptırmalarında bir sakınca var mı? Çünkü bununla çok karşılaşıyoruz. Aa, bana zarar verir, ben bu tetkiki yaptırmak istemiyorum. Sonuçta bu hastalara biz kan sulandırıcıyla tedavi vereceğimiz için elimizde bir veri olması gerekiyor, bir kanıt olması gerekiyor. Bu tetkiklerin yapılmasının bir sakıncası var mı gebelere hocam? Evet, bu çok sorulan bir soru. Hastalarımızın da çok endişe duyduğu bir konu. İki şeyi vurgulayarak bir sorunuzu cevaplamak isterim. Birincisi, bu hayat tehdit edebilecek bir hastalık. İkincisi, gebelik bu hastalığın ortaya çıkması için oldukça önemli bir risk faktörü. Bu nedenle böyle şikayetlerle acile gelen olgularda tanıyı erken koyup tedavi başlamak son derece önemli. Bu konuda gebelerde bu testler zararlı mıdır? Radyasyon zararı boyutu nedir? Bunlar hep araştırılmış ve yapılan çalışmalarda gösterilmiş ki bebeğe ve anneye risk oluşturacak düzeyde bir radyasyon alınmıyor. Kaldı ki biz bir gebe hastaya bir tomografi çektirmek istediğimizde kurşun levhalarla bebeği koruyarak çektiriyoruz. Bu şekilde riski en az düzeye indirmiş oluyoruz. Yine kar zarar hesabıyla. Tabii ki kimseye tomografi çektirmemeyi herkes tercih eder ama mecburiyet durumunda, gereklilik durumunda kar zarar hesabıyla bu tetkiklerin yapılmasının güvenli olduğu bilimsel çalışmalarda gösterilmiş. Yani sonuçta bebeği koruyarak her türlü tetkik yapılabilir, yapılabilir ki çünkü annenin hayatı önemli. Hem annenin hayatı hem de bebeğin hayatı önemli bu durumda. Züleyha Hocam, şimdi tabii bu COVID-19 döneminde hep dedik ki evde oturun, dışarı çıkmayın, sürekli işi olmayan ya da dışarıda işi olmayan bütün hastalar bir şekilde bizler de dahil olmak üzere hafta sonlarımızı ve şeylerimizi hep evde geçirdik, oturarak geçirdik. Bu hastalarda öneriniz nedir? Pıhtılaşmayı önlemek adına COVID'de yaklaşım açısından bu hastalarımıza ne önerirsiniz evde? Ya da hepimize öneriniz ne olur pıhtılaşmayı önlemek açısından?
Evet, zorunlu haller dışında evde kalın, evet. Ama lütfen hareketsiz kalmayın. Benim önerim bu olacak. Çünkü hareketsizlik en temel nedenlerinden biri pıhtı oluşmasının ve hele ki altta yatan buna risk oluşturan bir durumunuz varsa bu riski çok çok arttırmış oluyorsunuz. Bu nedenle evin içinde yapılabilecek ölçüde egzersiz yapmak, otururken bağdaş kurmamak, bacakları sarkıtarak oturmamak ve vücudun susuz kalmamasını sağlamak, yeterince bol su içmek benim bu konuda size yapacağım öneriler. Bir reçeteniz var mı hocam bizim için? Evet, sağlıklı kalmanın bu süreçte, pandemi sürecinde sağlıklı kalmanın reçetesini vereyim. Öyleyse hepimizin bildiği gibi lütfen maske takmayı unutmayalım. Sosyal mesafemizi koruyalım. Kapalı hava akımının olmadığı mekanlarda kalabalıklardan uzak duralım. Hareket etmeyi unutmayalım. Bol su içelim ve zaten kullanmakta olduğumuz diğer hastalıklarımız için almamız gereken ilaçları da aksatmayalım diye öneriyorum. Çok teşekkür ederiz hocam. Yani burada söylediğiniz hakikaten çok önemli. Çünkü kilo, yani biz evde oturdukça insanlar bu defa yemekle uğraşmaya başlıyor. Herhalde son dönemde en çok ekmeğin yapıldığı, en çok farklı pastaların, yiyeceklerin yapıldığı ve bunları da tükettiğimiz dönem. Ama kilo hem pıhtılaşma açısından çok ciddi bir risk faktörümüz, hem de COVID-19'da bu hastalığın daha kötü geçmesine sebep olabilen bir risk faktörü. Sizin dediğiniz gibi mutlaka buna dikkat etmek gerekiyor. Lütfen hareket edelim, yürüyelim, evin içerisinde de yürüyelim ve kendimizi hem pıhtılaşmadan hem COVID-19'un risklerinden de koruyalım. Çok güzel anlattınız, çok teşekkür ediyoruz bu güzel sunumunuz için. Teşekkür Bundan sonraki oturum için şimdilik ara veriyoruz ama soru var ise eğer alabiliriz. Soru yok mu? Peki, bundan sonraki oturum için kısa bir süre ara veriyoruz. Hepinize çok teşekkür ederiz.